Gel lan buraya Swain. Şöyle Swain'i bir tekleyelim hadi. Bak tek geliyor. Zayn tek yedi. Bu bir. Şu iki. Gel buraya Ezreal. Bak bak hasarı izle. 3-4. Hepinize selam dostlar, ben Tao. Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünya Nos Prensi. Bugün üst koridorda full artı full kritik Nos'u yapacağız. Her vurduğumuz tek yiyecek arkadaşlar. Karşımızda Garen var. Girdim rün ve eşya dizilmeye. Şu anda ekrana gelmiştir. Hazırsanız başlayalım. Videoya geçmeden bir like atar, kanala abone olup zili açar, bir de yorum bırakırsanız çok tatlı olur. Yüce Kral Garen de geldi. Gel bakalım kardeş, seni bir tokatlayalım. Bugünkü buildimiz şöyle olacak. Başta can biçen alacağım. Buradan sınırsız mana cooldown kazanacağız. Sonra ölümsüz kalkan yay, tahsildar, ebedi, kan asılmış diye devam edecek buildimiz. Hadi devam edelim. Garen'e karşı şöyle oynamanız gerekiyor. Kesinlikle pasif bir şekilde bekleyeceksiniz koridora itmesini. Zaten ufaktan yavaş yavaş itmeye başladı. Bakın hiç yaklaşmıyorum. Yaklaşırsam otomatik saldırı üzerine Q'sunu atar. Yargılar beni. Belki bunu almak isteyebilirim tabi. Bakın burada ne yaptı? Otomatik saldırı Q, otomatik saldırı yaptı. En mantıklısını yaptı yani. Bu Garen oynamayı biliyor. Şu anlık öyle en azından. Bekleyelim koridoru ittirsin. Bakın kesinlikle itmiyorum. Bekliyorum abi sadece. Adam bayağı akıllıca oynuyor ama bakın. Lane'i biriktiriyor biriktiriyor. Belki şu an gank bile yiyebilirim. O yüzden bir totem atmam lazım şuraya. Ne olur ne olmaz. Siz her zaman toteminizi orada bulundurun. Bunu almam lazım. Alamadım. Sıkıntı yok. Bir tane pot içeceğim arkadaşlar. Adam tutuştur girmiş. Oynamayı biliyordur. Bayağı bir minyon birikti ya. Burası çok tehlikeli olmaya başladı. Hani Kindred gelirse oyunumuz bitebilir bir anda. Şöyle bir yavaşlattım. Rakibe vurmamaya çalışın arkadaşlar. Bunun sebebi rakibe vurduğunuz anda tüm minyonlar size agro alacaktır. Bir de şöyle küçük bir trik daha vereyim size. Misal o minyon alırken hızlıca Q'ya bastım ya. Sustur yeseniz bile Q'yu atabiliyorsunuz. Ama o dengeyi sağlamanız lazım hani. Bunu da yavaş yavaş öğreneceksiniz. Bak yine aynı şeyi yaptım, gördünüz mü? Sustur yedim ama Q'ya basabildim. Bunun için küçük bir zamanlama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu adam iyi animasyon iptali falan yapıyor, ne bileyim. Gerçekten iyi bir Garen oyuncusu bence. Yine bekledim. Sadece bekledim. Burada büyük minyon alacakken bana Q atacaktır. Tam o zaman ben de Q'mu bekleteceğim. Oo bak bu sefer yapmadı. Yok ya bu çocuk böyle var ya, ufak ufak iyi oynuyor arkadaşlar. Ben hissediyorum. Kötü bir Garen değil. Sabahtan beri de aynısını söylüyorum ama. 51 stack'imiz var. İdare eder stack sayısı. Burada hasar yemez zaten. O W'su var, pasifi var. 7 hasarları tekrardan kendisine döndürecektir ama ben burada şöyle bir girmek istiyorum. Şöyle bir şey yapsam. Burada hatası neydi? Kuleden 3 tane hit yedi. Çok büyük abazalık yaptı yani. Ben ona hiç saldırmadığım için saldırmayacağım düşündü. Ben de o açığı değerlendirdim. Kaç tane hit atınca rakibi kesebilirim diye kafamda biraz düşünüyorum arkadaşlar. Orada da böyle bir tane de otomatik saldırı üzerine Q atınca öleceğini biliyordum ve öldürebildim. Hani böyle küçük mini saniyeler daha bekleseydim, bir saniye daha bekleseydim böyle Garen'i öldüremeyecektim. Burayı da puşlamam lazım. Kule bayağı uzaktan vurdu diyor da tam menzilinden vurdu kule. Alakası yok. Adam sallıyor şu an. Şu büyük minyonu alalım. Çıkalım. Burada istese minyonları dondurabilir. Donduracak mı bilmiyorum. Biz bir hızlı base atalım. Birazdan sizlerleyim. Şu ana kadar video hoşunuza gidiyorsa like atarak kanalı destekleyebilirsiniz. Şu like'ları bir 3000 yapın arkadaşlar. YouTube algoritmasına giriyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Tekrardan geldim. Garen bir tane pırıltı almış. Ben de pırıltı yanına Carfield'ın savaş çekicini aldım. Şimdi nasıl oynamamız lazım arkadaşlar? Yine pasif pasif oynayacağım. Hayaletimin gelmesini bekleyeceğim. Zaten rünlerden bakın. Kozmik sezgi girdiğim için sihirdar büyülerim hızlı gelecektir. Bu Garen'e bir tane Q vurdum ama üzerine oynamayacağım. Bunu alabildik mi? Aldık, güzel. Burada şu 2 milyonu çekebilirsem kenara güzel olacak ama çekemedik. Unlucky diyelim. Tekrardan koridordayız. Garen'in şu an tutuşturu var diye arkadaşlar kendine fazla bir güvenecektir. Burada W ile bana girmesi ölüm anlamına geldi. Kardeşim geçmiş olsun. Asla Binasun üzerine Garen oynuyorsanız Q ile gitmeyin. W'sunu da bastı orada bu arada. W'sunu da boşa bastı. Nasıl Garen oynamalısınız abi? Çok dibinize geldiyse Nasus Q'nu uzatıp E basabilirsiniz. W tam size Q atacakken basın ya da son saniyelere saklayın. Genelde son saniyelere saklayan Garen'ler kaçabiliyor çünkü o arada Q'su tekrardan dönüyor. Bu adam biraz acemilik yaptı. Şu an bayağı bir tilt oldu Garen. O kuleye öldükten sonra kendisine yediremedi. Bir daha bir saldırmak istedi. Sonra bir daha öldürdük. Burada bir tane kontrol totemi var, onu bir keselim. Sonrasında da hızlı base atmayı planlıyorum. Garen de geldi. Burada Q atarsa W'mu bekletiyorum. Şu an hiçbir şey yapamadı. Hızlı bir base atalım. Birazdan sizlerleyim. Bakın base attığımda bunu bitireceğim. Daha sonrasında Garen iyice mahvolacak. Hadi bakalım. Tekrardan sizlerleyim. Bakın arkadan gizli gizli gidiyorum. Can biçen ayakkabı bitti. Hayalet'i basıp Garen'i bir anda indireceğim. Gel buraya Garen. Q'sunu da attı abi. Q'sunu attıysa zaten biliyorsunuz direkt ölüyor. Orada bir kritik yedi benden. 12 stack cebimize kaldı. Bence mükemmel oynuyoruz. Hani
oyun başında bu kadar iyi oynayan bir Garen'i böyle kolayca ezebilmek beni mutlu ediyor. Güzel de bir stack sayısına ulaştık. Hadi devam edelim. Kindred vadinin alametini aldı. O yüzden çok tapu oynayasım gelmiyor açıkçası. Beni öldürme ihtimali bayağı bir yüksek. Evet, geliyor da şu an. İşaretledi. Ama 6 levele 9 level. Milyonlarda gelirse Kindred'a bir şey yaparım. Üzerim oynamak istemedi. Rakip ikiledi. Ezreal nasıl double kill aldı anlamadım. Çünkü daha yeni bizimkiler ikisini birden kesiyordu neredeyse. Arkadaşlar, Kindred jungle varsa birazcık korkun. Bunun sebebi ikisi birlikte bana saldırdığında Kindred ulti basacaktır. Ölmeyip sonrasında Garen ultisini yiyeceğim kesinlikle. Burada da vadi falan açmak istiyor herhalde. Ya, bu vadiyi keşke buraya açmasa. Pasif oynayacağım. Çok agresif oynamama gerek yok. Bu tek atamayacaktır. Birazcık canı kalacak kulenin. Sonrasında da bir şeyler düşüneceğim. Garen W'sunu da boşa bastı. Tek atar mı? Atmadı ama bakın şu anda kuleyi kılacak. Bunu boşa yapıyor. Garen'i oyundan düşürecek bunu yaptığı için. Gelme yazdım adama. Lee Sin gelmek istiyor. Ya gelmesini istemiyorum açıkçası. Ben tek başıma da bunları yenebilirim. Şöyle bir anda Kindred'i öldürsem çok güzel olmaz mı? İnanılmaz iyi tepki verdi ve devamında da ulti yedik kafamıza. Kuleden biraz altını istiyorum ama Kindred burayı kapatacaktır. Yo, ejder değmiş. Garen çok kaşınıyorsun ya. Yani şu anda ultisi de yok. Ne yapabilir ki? Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Benim için iyi oldu. W'su var mı? Bay bay. Neden iyi oldu? Artık Garen'i kestiğimde altın geliyor bana. Şimdi kulesini de alacağım. Ekstradan oradan da altın kasacağız. Sadece ilk kule altını alamadığıma üzüldüm. Kindred, late game'de sana bir tane koyacağım, tek yiyeceksin. Bunu da kenara yazın abi. Çok samimi söylüyorum. Like vesaire umurumda değil normalde. Sadece bir sistem var YouTube'da. Buna göre çalışıyor. Sizlerden de rica ediyorum, atarsanız tatlı olur. O kadar emek veriyorum yani. Bir video çıksın diye bir gün uğraşıyorum. Bazen çıkmıyor bile. Şaka değil, gerçekten bir gün boyunca güzel bir video çıksın diye uğraşıyorum. Neyse, bu kadar kafanızı ütülemeyeyim abi, devam edelim. Garen tekrardan geldi. Kuleyi de aldık zaten. Hadi bir base daha atalım. Ufaktan şu eşyaya da başlayalım. Tekrardan koridordayım. Garen'i bir yavaş yaptım. Burada ölme ihtimali bayağı yüksek. Çünkü Q'sunu boşa attı. Şurada bir iyileşelim. Ufaktan bir iyileşin arkadaşlar, minyon varsa kenarda. Sonrasında da böyle rakibinizi öldüreceksiniz. Orada niye iyileştim? Adam bir anda Q atar, beni öldürür falan diye düşündüm. Öldüremedi. Aslında kötü Garen oynamıyor. Gerçekten adam iyi oynuyor. Sadece karşısında bayağı iyi bir Nasus olunca hiçbir şey yapamıyor. Arada kendimi dövdüm ama kusura bakmayın. Hadi devam edelim. Oo, Kindred top lane'e gelmiş. Ölmek istiyor. Kaçabildim mi? Lütfen yanmayayım. Lütfen yanmayayım. Oo, Garen kuleyi almak istiyor. Orion'la arkadan geldi. Ufaktan öldürelim Garen kardeşi. Bay bay. Kankalar, soldan ilerlemeye devam ediyorum. Şu anda gelirlerse belki çok iyi oynayamam. Çünkü çok fazla kaçma skill'ler var. Garen'in Q'su, Kindred'in Q'su, ultisi vesaire. Ne yapabilirim? Dur bir dakika, şu Garen'i dövelim bir. Ne yapabilirim? Hayaleti bekleyip daha sonrasında agresif oynayabilirim. Bir tane daha Q atabilir miyim sana? Orada neden ilerlemedim? O Q'yu vursaydı belki tutuştur atıp bir şeyler yapabilirdi. Bir tane daha Q. Çok güzel. Kindred ejderleri alıyor ya. Skoru çok iyi olmasa da Kindred iyi oynuyor. Burada bir fight dönüyor. Kindred'ı botta gördük. Tapa ireyle gelirse hallederiz. Şuradan bir kuleye vurmaya başlayalım. Bu kuleyi hızlıca almak istiyorum. 600 altın veriyor. Garen gelirse böyle ulti açacağım. Öldüm mü ya? Gerçekten öldüm mü ya? Gerçekten öldüm mü ya? Ya şu kule, bakın. Kuleye vuruyorum değil mi? Şurada minyon var. Kule minyona vurmayı bıraktı. Bir anda bana döndü. Arkadaşlar bakın, bot lane'den kuleler gidiyor. Orianna'nın geldiği yere bakar mısınız? Geldi, benim lane'imi itmeye çalışıyor. Geldi, sinir olmayın. Şu Garen'i şimdi öldüreceğim. Burada bir şey yapamayacaktır. Daha yeni beni sinirlendirdi. Çok ilerlemeyeceğim. Kulesini alıp daha sonrasında Garen'i keseceğim. Yat Garen aşağı. Öldün dostum, kaçamazsın. Yani daha yeni beni çok sinir etti. Çok boş öldük. Oradan da Kindred itiyor. Ama benden hızlı açamaz. Çünkü nasıl oynuyorum? 500 stay'im var. Oo, Irelia geldi. Eşyaları idare eder. O yüzden çok devam etmeyeceğim. Kindred'in mavisini falan çalalım. Karşı takımda asıl iyi oynayan Kindred'miş. Bakın Ezreal'ın 50 farmı var. Ama nedense skoru çok iyi. Yine bu gıcık Kindred gelir, ulti açarsa sinir eder beni.
Koydum yavaşlatmayı. Baksanıza tiplere. Oo, ölü adam zırh almış. Ölme ihtimalimiz yüksek. Flash atacağım sanırım ya. Irelia da geliyor. Lee bir body block atacağın ulti falan at ya. Tamam, burada oynayabiliriz Garen'e. Bay bay Garen. Hızlı bir base atıyorum. Birazdan sizlerleyim. Geldiğimde ne bitirelim abi? Tahsildar'ı bitirelim. Daha sonrasında ebedi bitirip bir tek atmaya başlayalım bakalım. Bizimkiler ejder alıyor. Şurada bir Kindred var. Oraya oynamaları lazım. Oo, Kindred kötü bir ulti açtı. Ama ejderi çaldı her koşulda. Yani takım yapacağınız iş mi be? Yani yapacağınız iş mi be? Baron'u alalım bari. Baron. Bak, Baron'u da almıyoruz ama. Gelin Baron'u alalım. Yok, takım gelmiyor. Bedava Baron'u alamadık. Ben şöyle bir ilerleyeceğim Ezreal'a. Zınk diye tekledi. Sivane'i de tekleyelim be. Bu çocuğu zaten sevmiyordum. Aa, bayılmadı. Bayıldı. Güzel. Vayne ölme lan. Arkadaşlar, bu build'de tek atıyorsunuz ama şöyle bir olay var. Tek değiyorsunuz. Mesela bu adam zırh falan kasmış. Bizim ufaktan bir zırh delme şansı almamız gerekiyor. Tamam, full kritik Nasus ama birazcık da zırh delme gerekiyor be arkadaşlar. Oo, Garen burada. Şöyle bir tane Q atalım ona. Adam bir anda benim ölümsüz kalkan yayım olduğunu unuttu. Burada da Kindred bizi öldürdü. Bak, bu Kindred var ya, tam bir fare ya böyle. Son anda geliyor, bir şeyler yapıyor. Burada bir teamfight çıktı. Bizimkiler bir şeyler deniyor. Ufaktan geliyorum ben de, ölmeyin. Geldim agalar. Bayılın bakalım. Gel buraya Swain. Gel buraya aslanım. Verdim slow'u. Bir tane koyacağım bakın. Bir tane. Zınk. Bayılttım. Baron'a gidelim. Baron canım. Arkadaşlar, tam olarak tek atma aşamasına gelemedik. Ama birazdan full build olunca zınk diye tek atacağım. Ebedi kılıcı bitirdim. Carfield'ın savaş çekicini aldım. Şimdi Serilla'nı Garez'e alacağız. Gel lan buraya Swain. Şöyle Swain'i bir tekleyelim hadi. Bak, tek geliyor. Zınk. Tek yedi. Bu bir. Şu iki. Gel buraya Ezreal. Bir tane W atayım. Bir tane. Bak bak, hasarı izle. 3'te 3. Tek yedi. Aha, 4'te 4. 4'te 4. Lan salmadı. Tek. Söz verdik. Hepsine tek attık arkadaşlar. Hadi ufaktan oyunu bitirelim. Ya da bitirmesek mi? Çıkın lan. Ben bitirmeyeceğim oyunu. Belki onlar bitirebilir. Ejder'e gidelim. Tekrardan sizlerleyim. Serilda'nın garezi bitti. Artık her vurduğumuz tek yiyecek bakın. İzleyin abi. Kindred'ı göreyim var ya. W üzerine flash Q. Direkt tekleyeceğim adamı. Kindred nerede ya? Onu bir tek yakalamam lazım bak. Çok sinir etti beni oyun boyu. Neredesin lan Kindred? Aha, Swain. Zınk. Bu Swain'de Zonya var arkadaşlar. O yüzden bir tek yemiyor. Şöyle bir tane vurduğumuzda adamı susturduk. Ultisini bile açamadı. Kindred, sana bir flash Q atmam lazım ya. Vallahi içimde kalır. Onu yapmazsam içimde kalır. Bak, kulesine falan güveniyor şu an. Aleti bastım. Ezreal'a koşuyorum. Bak, sağ gösterip sol vuracağım. Oy, bak yine bastı ya. Ya bu adam garip yani. Kindred çok hızlı basıyor. Hızlı farmaklar. Aha, Garen. Garen zınk diye tek yedi. Bence çok eğlenceli bir oyundu. Hadi gelin. Hasar tablosuna bakalım. Neler yaptık onlara bakalım. Bu arada da like'lara tıklayalım. Hadi bakalım. Nasus ile S artı kazandık. 17-4-5, 249 farm, 17.000'de altın kasmışız. Bence süper bir oyundu. Sıfırdan elması serisinin bir maçıydı. Aynı zamanda Elohel'den nasıl çıkılara da bir örnek olsun. Çünkü 14 LP geliyor ve biz bu hesaba elmas yapmaya çalışıyoruz. Hasar tablosuna geldiğimizde de 37.000 hasar atmışız. Kocaman bir gökdelen dikmişiz. Yine bir kritik videosu gelsin, yorumlara yazın. Hangi videolar gelsin, yorumlarınızı tek tek okuyorum. Like atıp abone olup bir de yorum bırakırsanız çok tatlı olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.